usta, bir çeyrek daha atsana bana. Kimsin sen? Yememişsin. Soyunca bir şeye benzemez ya diye. Kimsin sen? Ben Meryem. Şu bahçıvanın kız kardeşi. Hani suçu üzerine yıktıkları. Bak benim abim asla öyle bir şey yapmaz. Tek şanssızlığı o gün orada olmasıydı. Esas suçlu Erol. Karını öldürdü. Biliyorum o olduğunu. İşini bitireceğim soysuzun. Yok öyle bir dünya. Sen onu öldürürsen ben abimi asla çıkartamam içeriden. Asıl o herifi tıkmamız lazım içeri. Ya sen anlamadın hala herhalde. Her şeyi ayarlamışlar. Erol'un hapse falan gireceği yok. Ben ona her şeyi itiraf ettireceğim. Nasıl itiraf ettireceksin? Herif evden dışarı adım atmıyor. Evi kale gibi koruyorlar. Nasıl olacak o iş? Şöyle olacak. Sen vazgeçtiğini söyleyeceksin. İşin peşini bırakmış gibi yapacaksın. Sonra onlar da rahatlayacaklar. Erol da yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlayacak. Ben de hiç beklemediği bir anda karşısına çıkacağım. Güvenini kazanacağım. Sonra da... Çok güzel plan. Herkes kendi işine baksın. Dur. Sen Erol'u öldürünce ne olacak? Hapse gireceksin. Çocuğun hem annesi hem babasız kalacak. Ben de abimi Sittisar'ı içeriden çıkartamam artık. Ne oldu? Selahattin Bey kanı yerde bırakmadı. Aynen öyle olacak. Dur. Peki Zahide ne derdi sen bu planını anlatsaydın? Yapma derdi. Elini kana bulama selam derdi. Biz iyi insanlar, biz onlar gibi değiliz. Onlara dönüşme selam derdi. İşte böyle güzel kalpli bir insanı çekip aldı bu hayattan o herif. O yüzden cezasını çekecek ya. Haklısın. Ben de onu diyorum işte. Cezasını çekmesi lazım. Ama sen onu öldürürsen hiç bir gün bile ceza çekmeden ölüp gidecek, kurtulacak. İyi git. Her şeyi mahvet.